İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün finansal yönetimin önemli konularından bir tanesi olan kaldıraç analizinden bahsedeceğiz. Finansmanda kaldıraç konusuna değinmeden önce kaldıraç ne demektir? Kelime anlamından bahsedelim. Kaldıraçın kelime anlamına baktığımızda az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivela olarak sözlüklerde yer alıyor. Bu anlamıyla kaldıraçın en tipik örneği tahterevallilerdir. Çocuk parklarındaki tahterevallileri hepiniz biliyorsunuz. Aslında elimizde kaldıramayacağımız ağırlıktaki insanları tahterevalliye oturduğumuzda küçük bir güçle, küçük bir kuvvetle kaldırma imkanına kavuşuyoruz. İşte tahterevalli bize ağır bir yükü kolaylıkla kaldırabilme imkanı tanımaktadır. Yani bir kaldıraç görevi görmektedir. Finansal piyasalarda da kaldıraçtan söz ediliyor. Tanımı ise şöyle: yatırımcının daha az sermaye ile daha büyük hacimli işler yapmasına imkan sağlayan sisteme kaldıraç denilmektedir. Kaldıraçlı işlemler finansal piyasalarda çoklukta yapılmaktadır. Bizim bahsedeceğimiz kaldıraç ise biraz daha farklı finansal yönetim açısından düşündüğümüzde. Burada kaldıraçları ikiye ayırıyoruz. Çalışma kaldıracı ya da faaliyet kaldıracı ile finansal kaldıraç. İşletmelerin kaldıraç dereceleri yükseldikçe riskleri de artmaktadır. Tersine kaldıraç dereceleri düştükçe riskleri de azalmaktadır. Ne demek istediğimi biraz sonra örneklerle konuyu anlatırken daha iyi anlayacağız. Öncelikle çalışma kaldıracından bahsedelim. Çalışma kaldıracı işletme bilançosunun aktif tarafı, yani varlıklarıyla ilgilidir. Bildiğiniz gibi işletmenin varlıkları dönen varlıklardan ve duran varlıklardan oluşur. Kapasitesi yüksek, teknolojik yatırımları fazla olan, makineleşmeye dayalı işletmelerin duran varlıkları dönen varlıklarından daha fazladır. Duran varlıkların fazla olmasının olağan bir sonucu işletmenin sabit maliyetlerinin de yüksek olmasıdır. Yani duran varlıkları fazla olan işletmelerin sabit maliyetleri daha yüksektir. Yine duran varlıkları fazla olan işletmelerin üretim kapasiteleri de yüksektir. Seri üretim yaparak hızla üretimlerini artırma imkanları vardır. İşte bu gibi durumlarda, yani üretim hızla arttırıldığında, seri üretime geçildiğinde birim değişken maliyetler düşmeye başlar. O zaman duran varlıkları fazla olan işletmelerin demek ki iki temel özelliği var. Birincisi sabit maliyetleri yüksek. İkincisi seri üretime geçtiklerinde birim değişken maliyetleri de düşmeye başlıyor, düşük oluyor. Bu iki durum işletmelerin faiz vergi öncesi karlarını hızla artırmalarına imkan tanımaktadır. Fakat olayın bir de ters yönü vardır. Yani satışlar düşmeye başladığında, talep azalmaya başladığında, işletme daha düşük kapasite kullanım oranıyla çalışmaya başladığında, bu defa işletmenin karlılığı da hızla düşmektedir. O yüzden finans literatüründe kaldıraçlar için iki tarafı keskin bıçak gibidir denilir. Yani kaldıraçtan yararlanarak işletme karlılığını hızla artırabileceği gibi yine kaldıraçın etkisiyle karlılık hızla düşebilir. Hatta işletme çok büyük zararlarla karşı karşıya kalabilir. İşte anlattığımız bu olguya çalışma kaldıracı denilmektedir. Tekrar edecek olursam, iki işletme varsayalım. Birinin duran varlıkları diğerinin
duran varlıklarından çok daha yüksekse, üretim kapasitesi fazlaysa bu işletmenin sabit maliyetleri daha yüksektir ama birim değişken maliyetleri de daha düşüktür. İşte bu birim değişken maliyetlerin düşüklüğünden yararlanarak duran varlıkları fazla olan işletmeler çalışma kaldıracının olumlu etkisinden de yararlanmış olurlar. Bu nedenle işletmenin ürettiği mala talep yetersizse ve bu talebin yakın bir gelecekte de artma olasılığı yoksa üretim kapasitesinin talep miktarının çok üzerinde tutulmasına gerek yoktur. Kapasite gereğinden fazla tespit edilirse sabit giderlerin yüksekliği işletmenin başa baş noktasına ulaşamama sonucunu ortaya çıkaracak. Dolayısıyla işletme zararla çalışma durumunda kalacaktır. İşletmenin maliyetleri içinde değişken maliyetleri daha fazlaysa başa baş noktasına daha düşük üretim düzeyinde ulaşılmakla birlikte karlılık düşük kalmaktadır. Diğer taraftan işletmenin sabit giderleri ağırlıkta ise başa baş noktasına daha fazla üretimle ulaşılabilmekte ancak başa başa ulaşıldıktan sonra da karlılık hızla artmaktadır. Bu ikinci durumda faaliyet kaldıracı yüksek iken ilk durumda düşük olmaktadır. Peki çalışma kaldıracını nasıl hesaplayacağız? Bununla ilgili elimizde iki tane formül var. Bir tanesinde eğer işletmenin birbirini takip eden iki döneme ya da iki yıla ait gelir tablosu varsa ilk formülü kullanıyoruz. Faiz vergi öncesi kârdaki yüzde değişiklik bölü satışlardaki yüzde değişiklik ile çalışma kaldıracı derecesini hesaplayabiliriz. Ama elimizde tek yıllık veya tek dönemlik bir gelir tablosu varsa o zaman ikinci formülü kullanıyoruz. Satışlar eksi değişken maliyetler bölü faiz vergi öncesi kârla çalışma kaldıracı derecesini hesaplayacağız. Dersimizin sonunda bir örnekle bu konuyu biraz daha iyi açıklamaya çalışacağım. Şimdi ikinci kaldıraca geçelim. Bu da finansal kaldıraçtır. Çalışma kaldıracı işletmenin aktif tarafıyla ilgiliydi. Finansal kaldıraç ise işletme bilançosunun pasif tarafıyla yani kaynaklarıyla ilgilidir. Bildiğiniz gibi işletmelerin kaynakları öz kaynaklar ve yabancı kaynaklardan oluşur. İşletmeler sadece öz kaynaklarla çalıştığında belli bir hacimde iş yapabilirler. Ancak borçlanarak sağlanan ilave kaynaklarla iş hacimlerini artırabilirler. Ancak borçlanmanın bir maliyeti vardır. Borçlar için faiz ödemesi yapılmaktadır. Eğer işletmenin karlılık oranı borçlanma maliyetinin üzerinde ise borçlanmak işletme açısından avantaj sağlar. Tersi durumda borçlanmanın maliyeti karlılıktan yüksekse o zaman bu durum işletmeyi olumsuz olarak etkileyecektir. İşletmenin işleri iyiye giderken, talep yeterliyken, işletme yüksek kapasite kullanım oranında çalışırken ve karlılık oranı borçlanma maliyetinden yüksekken işletmenin karlılığı hızla artar. Aksi durumda ise karlılık hızla düşer. İşte bu olguya da finansal kaldıraç denilmektedir. İşletme yöneticileri çoğu zaman işler iyiye giderken, talep yeterliyken, satışları artış trendiyken bunun etkisinde kalarak daha fazla borçlanıp karlılıklarını artırmayı hedeflerler doğal olarak. Ancak bu tip kararlar alırken her zaman kötü durumları da düşünmek gerekir. Risk ve karlılık arasında bir denge kurulması gerekir. İşlerin iyiye gitmeyebileceği, talebin düşebileceği, satışların azalabileceği her zaman göz önünde tutulmalıdır. Hep trendin yukarı gideceği varsayımıyla hareket edilirse bu defa beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında
işletme tepe taklak aşağıya doğru inecektir. Bu bir ekonomik kriz olabilir, bu bir salgın olabilir, bu bir fabrikada veya iş yerinde beklenmedik arızalar olabilir, bu bir doğal afet olabilir. Bunların sonucunda işletmenin satışları düşer. Satışları düştüğünde bırakınız alınan borcu ödemeyi, faizler bile ödenemez hale gelebilir. Bu da işletmenin karlılığının hızla düşmesine, daha da kötüsü çok büyük tutarlarda zararla karşı karşıya kalınmasına yol açabilir. İşletmelerde finansal kaldıraç derecesini de yine iki formülle hesaplıyoruz. Eğer elimizde birbirini takip eden iki dönemlik gelir tablosu varsa ilk formülü kullanıyoruz. Hisse başı gelirde yüzde değişiklik bölü faiz vergi öncesi kârdaki yüzde değişiklik. Burada hisse başı gelir yerine net kâr rakamını da kullanabiliriz. Yani net kârdaki yüzde değişiklik bölü faiz vergi öncesi kârdaki yüzde değişiklikle de finansal kaldıraç derecesini hesaplayabiliriz. Eğer elimizde tek dönemlik, tek bir yılın gelir tablosu varsa, o zaman faiz vergi öncesi kar bölü faiz vergi öncesi faiz giderleri, faiz vergi öncesi kar eksi faiz giderleri. Yani bir başka deyişle vergi öncesi kar, faiz vergi öncesi kar bölü vergi öncesi kar formülüyle de finansal kaldıraç derecesini hesaplayabiliriz. Bu iki kaldıracın, yani çalışma kaldıracıyla finansal kaldıracın birlikte değerlendirilmesi durumunda toplam ya da bileşik kaldıraç derecesine ulaşılır. Bu durumda hisse başı gelirde yüzde değişiklik bölü satışlardaki yüzde değişiklikle toplam kaldıraç derecesi hesaplanabilir. Biraz önce de söylediğim gibi hisse başı gelir yerine net kar rakamı da kullanılabilir. İkinci bir yolu toplam kaldıraç derecesini hesaplamanın çalışma kaldıracı derecesi ile finansal kaldıraç derecesini çarpmaktır. Nasıl olsa çalışma kaldıracını hesaplıyoruz, finansal kaldıraç derecesini hesaplıyoruz. Bu ikisini birbiriyle çarptığımızda toplam kaldıraç derecesine ulaşılabilir. Burada işletme yöneticileri şuna dikkat etmelidir. Çalışma kaldıracı derecesi yüksekse, finansal kaldıraç derecesi de yüksekse, bunun bileşik etkisi yani toplam kaldıraç derecesi daha yüksek olacaktır. Kaldıraç derecelerinin yüksek olması demek, işletmenin risk alması demektir. Ne demek istiyoruz risk almasından? Şunu demek istiyorum. Riski yüksek olan işletmelerin karlılıkları hızla artabileceği gibi karlılıkları çok hızlı düşebilir. Çok hızlı zararla da karşı karşıya kalabilirler. Evet, işletmeler kaldıraçtan yararlanarak karlılıklarını artırma isteğinde olabilirler. Ancak biraz önce de söylediğim gibi her zaman kötü durumları da düşünmek gerekir. İşler iyiye giderken çalışma kaldıracının nasıl olumlu etkisinden yararlanılıyorsa, işler kötüye giderken kaldıraç derecelerinin bu defa olumsuz etkisiyle karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle eğer bir işletmenin çalışma kaldıracı derecesi yüksekse finansal kaldıraç derecesi düşük olmalıdır. Ya da bir işletmenin finansal kaldıraç derecesi yüksekse çalışma kaldıracı derecesi düşük olmalıdır. Her ikisi de yüksek olduğunda toplam kaldıraç derecemiz artar. Şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki bir yatırım yapmak istiyoruz. Bir üretim tesisi yapmak istiyoruz. Yapmışken de hadi bunu mümkün olduğunca büyük tutalım. Efendim kapasitesi yüksek olsun. Son teknoloji olsun. Büyük makineler alalım. Yani sermaye ağırlıklı bir yatırım yapalım. Emek ağırlıklı değil de makinalaşmaya dayalı bir yatırım yapalım diye düşünebiliriz. Tabii böyle bir yatırımda yüksek bir finansmana gereksinim duyacaktır. Yani
kaynaklarımız, bunun için ihtiyaç duyulan kaynaklar çok fazla olacaktır. Eğer biz bu kaynakları da büyük bir kısmını borçlanarak sağlıyorsak, o zaman hem duran varlıkları fazla olan bir tesis kurarak çalışma kaldıracı derecemizi yükseltmiş oluyoruz. Hem de bunun finansmanında ağırlıklı olarak borç kullanarak finansal kaldıracı derecemizi yükseltmiş oluyoruz. Bu durumda da toplam kaldıraç derecemiz daha da yükseliyor. Oysa eğer büyük bir tesis kuracaksak, duran varlıklarımız fazla olacaksa, bunu ağırlıklı olarak öz kaynaklarla yaparsak riskimizi aşağıya çekmiş oluruz. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Elimizde bir işletmenin 2010 ve 2011 yıllarına ait gelir tablosu var. Önce çalışma kaldıracı derecesini hesaplayalım. Biraz önce formülü vermiştim. Faiz vergi öncesi kârdaki yüzde değişiklik bölü satışlardaki yüzde değişiklik de çalışma kaldıracı derecesi. Formülde verileri yerine koyalım. Faiz vergi öncesi kârımız 1 milyon 200 bin iken 1 milyon 400 bine çıkmış. Buradaki değişikliği 1 milyon 400 bin bölü 1 milyon 200 bin, yani cari yılın değeri bölü bir önceki yılın değeri eksi 1 ile bulacağız. Satışlardaki yüzde değişikliği de aynı şekilde yapıyoruz. 5.500, 5 milyon 500 bin bölü 5 milyon eksi 1 yaptığımızda bu işlemin sonucu 1,667 çıkıyor. Yuvarlarsak 1,7 diyebiliriz. Peki 1,7 ne demek? Ne anlama geliyor? Anlamı şudur. Eğer satışlarda bir birim değişiklik olursa, buradaki değişiklik artı yönde olabileceği gibi eksi yönde de olabilir. Satışlarda bir birim değişiklik olursa faiz vergi öncesi kârda 1,667 birimlik değişiklik olacak demektir. Biraz daha somutlaştıracak olursam, eğer işletmenin satışları %10 artarsa faiz vergi öncesi kârı %16,67 artar. Satışlar %10 düşerse faiz vergi öncesi kârı da %16,67 düşer demektir bunun anlamı. Tek dönemlik gelir tablosuyla da çalışma kaldıracı derecesini hesaplayabileceğimizi söylemiştik. Burada ilk yılın verileriyle işlemi yapıyoruz. 2010 yılında satışlar 5 milyon, değişken maliyetler 3 milyon, 5 milyondan 3 milyonu çıkartıp bölü faiz vergi öncesi kar, yani 1 milyon 200 bine böldüğümüzde yine aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. 1,667. Finansal kaldıraç derecesini hesaplayalım. Burada da hisse başı gelirde yüzde değişiklik bölü faiz vergi öncesi kârda yüzde değişiklik demiştik. Eğer elimizde hisse başı gelir verisi yoksa net kar verilerinde kullanabiliriz ki biz burada net karı kullandık. Burada da net kar 720 bin bölü 600 bin eksi birden faiz vergi öncesi kârda 1 milyon 400 bin bölü 1 milyon 200 bin eksi bir işlemi yaptığımızda sonuç 1,20 çıkıyor. Ne demek bu da? Eğer faiz vergi öncesi kârda bir birim değişiklik olursa net kârda net kârda 1,20 birim değişiklik olacaktır. Daha net bir ifadeyle faiz vergi öncesi kâr %10 artarsa net kâr %12 artacaktır. Faiz vergi öncesi kâr %10 düşerse net kar %12 düşecek demektir. Tek dönemlik gelir tablosuyla da aynı sonuca ulaşıyoruz. Faiz vergi öncesi karımız 1 milyon 200 bin. Vergi öncesi karımız 1 milyona böldüğümüzde sonuç yine 1,20 çıkıyor. Toplam kaldıraç derecesine baktığımızda, burada da hisse başı gelirde yüzde değişiklik bölü satışlarda yüzde değişiklik demiştik. Biz bu örnekte hisse başı gelir yerine net karı kullanıyoruz. İşlemi yaptığımızda sonuç 2 çıkıyor. Burada da artık tahmin edebileceğiniz üzere satışlarda %10'luk bir artış olduğunda net karda %20'lik artış olacağı veya satışlarda %10'luk bir azalma olduğuna net satışlarında %20 azalacağı anlamı çıkmaktadır. Toplam kaldıraç derecesini
Çalışma kaldıracı derecesi çarpı finansal kaldıraç derecesi ile de yapabildiğimizi söylemiştik. Biraz önce çalışma kaldıracı derecesini 1,67 bulduk. Finansal kaldıraç derecesini de 1,20 olarak bulmuştuk. İkisini çarptığımızda yine aynı sonuca, yani 2 rakamına ulaşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size bir problem veriyorum. Bunu kendiniz çözmeye çalışın lütfen. Üretim kapasitesi 200 bin birim olan, kapasite kullanım oranı %50 olan bir işletmenin ürünlerinin birim satış fiyatı 1000 liradır. Birim değişken maliyeti 750 liradır. Bu işletmenin toplam sabit maliyetleri 10 milyon TL, toplam borçları da 12 milyon TL'dir. Borçları için ödediği faiz oranı da %25'tir. Bu verilerden hareketle 1. İşletmenin başa baş noktasını miktar ve tutar olarak bulunuz. 2. Çalışma kaldıracı, finansal kaldıraç ve toplam kaldıraç derecelerini hesaplayarak yorumlayınız. 3. Kapasite kullanım oranı %50 değil de %75 olursa çalışma kaldıracı, finansal kaldıraç ve toplam kaldıraç dereceleri ne olur? Bunu yeniden hesaplayınız. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de kaldıraçlardan bahsettik. Çalışma kaldıracı, finansal kaldıraç ve toplam kaldıraç. Bunların ne demek olduğunu, bize ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki dersimizde de finansal planlama konusuna geçeceğiz. Bu derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.